Selam millet. Bugün yeni metaya giren bir şampiyon oynanış videosunu yapmaya çalışacağım. Rumble bildiğiniz üzere bu ara son dönemlerde çok moda oldu. Kore'de oynadılar aslında ama yani daha öncesinden de iş yapabileceğini düşündüğüm bir şampiyon olduğu için solo queue'de oynamıştım birkaç kere. O yüzden biraz tecrübem var şampiyon hakkında. Şimdi onunla alakalı bir oynanış videosu yapacağız. Umarım aklınızdaki soruları giderir. Bunlara cevap olur. Yeterli ve detaylı olur sanırım. Hazır sıra bende değilken runları göstereyim. Şöyle bir run sayfasıyla oynuyorum. Zaten Elio Sokova yazıyor üstünde. Hani klasik AP jungler'ların kullandığı bir run sayfası. İşte bunun yerine attack speed yerine magic penetration veya magic resist yerine cooldown reduction falan kullanılabilir ama ben üzerimde defans olmasını seviyorum. Attack speed kullanmamın sebebi de daha çok pasifimle kendimi hararet yaptırıp daha hızlı kesmek orman kamplarına. Master'ımı da göstereyim. Master'ımda böyle bir master ile oynuyorum. Buradan ability damage çok önemli. Kesinlikle gidiyoruz buna. Buradan az bir şey AP alırız, bu önemli. CC'yi yine fazla var. Buraya da tercih edebilirsiniz bu arada. Bu çok problem değil. Cunning ağacında bu tarafa gidiyorum. Bonus armor, magic resist, health regen'e çok ihtiyacım yok çünkü. Şampiyonlardan ve canavarlardan az yeme. Can. Cooldown düşürme. Etrafımda şampiyon varken defans. Bir saniye. Swap'ımızı da yapalım. Swap'ı yapalım, göstereyim tekrardan. Tamam. Son 10 saniyemiz var. Ve tabii ki strength. Yani 300 can. Direkt bir item koyuyor üstünüze. Küçük de olsa. 2 rubi kristal koyuyor aslında. Gayet iyi bir miktar. Judo çok seviyorum ben. Kayboldu oradan ama Wukong'un pasifiyle aynı. Gerçi Wukong'u da yıllardır görmedim. Değişmiş olabilir, bilmiyorum, hatırlamıyorum ama Wukong'un pasifiyle aynı. Rakamı daha küçük sadece. Bakalım, karşımızda Poppy var. Poppy de güçlü aslında Rumble'a karşı. Umarım doğru dürüst bir oyun olur da. Şampiyonun asıl faydalı olduğu yerleri gösterebiliriz. Gerçi rakibin piklerinde garip garip hareketler var. Yani. Riven'ı hiç sevmiyorum. Riven niye oyunda bilmiyorum yani. Benim takımıma da ne zaman Riven gelse hiç sevmem. Çünkü çoğu feedliyor, tilt oluyor falan. Sürekli bir kötü mod var yani Riven'larda. Neyse, Rumble hakkında konuşayım tekrardan. Rumble niye metaya girdi? Aslında biraz ihtiyaçtan girdi. Çünkü çok fazla jungle banı gelmeye başladı oyunculara. Kore'deki falan maçlarda, hatta EVLCS'te de başladılar şimdi. Sürekli bir Nidalee banlanma var. Nidalee'yi hemen hemen her oyun banlıyorlar artık. Nidalee banlanıyor. Kindred bir süre kapalıydı bu arada. Turnuva client'ında. Sonra açıldı ama nerf'lü açıldı. Yani nerf'lendi açılana kadar. Elise zaten oyundaydı ama Elise de banlama moduna geldiği için işte takımlar sadece Rek'Sai'yi kalıyordu adam akıllı geriye. Bir de Graves kalıyordu. Bu şampiyonlara biraz alternatif olmasından dolayı Rumble oynandı. Ama tabii asıl sebebi de Riot'un son tuzağı Runic Echoes. Tuzak olarak adlandırmamın sebebi mesela Udyr alıp Runic Echo kasınca bir tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Item çok iyi bir item aslında. Ama şöyle bir durum var. Item'ın iyiliği insanları o kadar cezbediyor ki takım oyununda çok faydası olmayacak alakasız şeylere gidiyor insanlar.
O zaten asıl problemi çıkartan olay. Ya müdür mesela hiçbir faydası olmuyor çoğu zaman takımına. Ama oynuyor. Ben tabi bu videoyu çektiğimizden bir gün önce dün Gamers 2'da Trick, Rumble Orman oynadı. Aslında iyi de iş yaptılar ama yani oyunu çok sattı dün Gamers 2. O tarz durumlar olmaması için. Kore'de iki maçta alındı bu arada. KT Roster Jineer serisinde alındı. Son iki maçta seri 1-0 iken Jineer 1-0 öndeyken KT aldı, oyunu kazandı. 1-1 iken Jineer alıp 2-1 seriyi kazandı sonrasında. Şimdi böyle ateşimi düşürmeden hararetimi sarıda tutmaya çalışıyorum. Ki orman kampı çıktığında fazladan vurabileyim. Tabi Graves biraz ittirdiği için ikisini birden yakamadım. Kampı aldık. Ateşi hep ellerin üstünde tutmaya çalışacağız. Kampları keserken. Kendime hararet yaptıracağım bu arada. Çünkü oto ataklarımız çok fazla güçleniyor o zaman. Ki çok daha hızlı kesmeye başlıyoruz. Yani her atakta bir oto atak daha yapıyormuşuz gibi oluyor. Başlarda çok potion harcıyormuşuz gibi görünebilir ama öyle devam etmiyor. Bir yerden sonra çok kolay temizlemeye başlıyor. Arkadaşlar da FB aldı bu arada. Ha, erken 2 olup. Ormanda farm yaparken bu harareti mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışın. Yani buralarda karşınıza bir şampiyon çıkma olasılığı zaten çok düşük. Özellikle bu dakikalarda. Zaten pop üstteymiş. Bunu da smite'lıyorum bu arada. Bu predini almamış. Gidip çalabilirim aslında. 2 level gank atmış. Gördüğünüz gibi bakın daha dakika 3'te 4 kamp kesmiş oldum ben. Şimdi ekstradan adamların redine gidiyorum. Bu normalde başınıza gelebilecek bir şey değil tabi ama ben popi çok geride olduğu için buraya gidiyorum. Bakalım bizim takım tabi yardım etmeleri gerekebilir. Tamamını çalın içine çektim. İyi oldu. Son potion'umu burada basıyorum ki popi gelirse düşük canda kalmayayım karşısında. Smite'ım da geldi. Smite'ı attım. Bedava red almış olduk. Poppy de geldi bu arada ama pek bir şansı yok, hala 2 level. Şimdi şöyle bir durum var Rumble'da. Bu arada hala buralara falan giriyor bu adam. Evet, vurduk. Rumble ormanı o kadar hızlı temizliyor ki. Sen 2 level'sın, benden niye fight yapıyorsun ki? Flash attı. Arkasından flash atmak istemedim görmediğim için. Çünkü trash falan gelebilirdi oradan. Victor da bize flash attı. Victor flash attığı için öldü tabi. Oyunun early'sinde şu kalkanı çok iyi ya Rumble. Yani 50 kalkan belki ama sürekli açtığımız için. Şimdi ben bu canda bir kamp daha alabilirim bu arada. Yani Rumble'ın şöyle bir özelliği var. Dakika 3.35 gibi şu kampı da alarak bütün kampları aldığınızda o kampı da alıyorsunuz. Bütün ormanı temizlemiş oluyorsunuz level 4 olup. Aslında çok hızlı bir temizleme hızı var. Sürati çok iyi o konuda. Şampiyonun. Ve hani 60 canım falan gitti bu arada. Blue buff'ı keserken de. Kalkan da çok fazla koruyor aslında. Çünkü sürekli geliyor. Bir de hararetten dolayı çok hızlı kestiğimiz için. Şimdi açlık yapıp şuraya da gidebilirim ama orayı bir kere kestiğim için şimdi çok vururlar. Hiç gerek yok o yüzden açlığa. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde altı olacağım. Zaten Poppy'yi kesinlikle outscale edeceğiz. Oyundaki hemen hemen her şampiyonu outscale edebiliyor Rumble. Ama bunun yani başlıca sebebi farm hızı. Bir de sürekli W ile gezdiğim için ortalıkta koridorlar ve kamplar arasında çok hızlı geziyoruz. Öyle de çok gank atmamaya çalışın. Yani atmamaya çalışın derken tabii ki out position olan birileri varsa at. Ama zorlamaya gerek yok. Çünkü ulti geldiği zaman hemen hemen garanti kill alıyorsunuz.
Yani çok vuruyor. Tek başına kesiyorsunuz Zayn'ı. Birazdan ultimiz açıldığında göstermeye çalışırım onu da. Şimdi mesela Thresh yakalandı orada. Önüme minyonlar geçti ya. Neyse, TF'miz kesildi o zaman. TF'e base attırdık ki summoner'ı falan da attı. Bayağıdır da dönmüyor. Gerçi yakın zamanda dönmüş ya. Ama canı falan azdı yani. Dönmesi iyi. Şu anda. Poppy buralara gelmiş. Ne yapıyor bu Poppy? Direkt smite'ladım. Hiç adama vermeye gerek yok. Çok az kaldı zaten 6 olmama. Da biraz Poppy olduğu için hala dövüşebiliyor, bakmayın da yani. Poppy olmasa, başka bir şampiyon olsa bu kadar farklı hiç şansı olmayacak. Hiç dövüşme ihtimali yok yani başka bir şampiyonun böyle bir level farkında. Kindred falan daha iyi lemde. Ya şimdi bir kere daha base atıyorum. Dolay mı oluyor dedim de yok. Bir kere daha base atıyorum. Çok ufak bir experience sonra zaten 6 olacağım. Onu da redimden alırım. Başta biraz counter jungle falan yaptık diye uzadı aslında 6 olmamız. Normalde ikinci red çıkmadan olunuyor 6. Hani oturup dümdüz farm yapıldığı zaman. Biraz tabi aralarda gezerek uzattık işi. Şimdi mümkünse yani CC'miz midde olduğu için midde gitmeye çalışacağım. Ama pozisyon hatası yaparsa Riven'ı da çok rahat cezalandırırız. Çok problem olmaz burada. Dive istiyorsun Grace. Dive atıyorlar. Dive attılar. Poppy var yakında ama. Poppy'ye karşıla ben de gideyim. Buradan ulti yetiştiririm ben o adama. Grace'imiz flash attı sanki, o gereksizdi ama. Olsun. Kill killdir yani. Alacağız o kill'i. Rahat rahat almamız lazım. Şimdi Rumble'ın bir avantajı daha var. Gerçi bu oyunda göstermem çok zor onu çünkü hani çok mobil şampiyonları ama özellikle hani Kog'Maw falan alındığında karşıya böyle atlayan zıplayan bir AD carry olmadığı zaman direkt bitirebiliyorsunuz adamı. Yani attığınız bir ultiyle ben tamam belki 100'den 0'a indiremiyorsunuz ama hani orman olduğunuz için o kadar damage'ınız olmuyor ama adamı kesinlikle vurmasını engelliyorsunuz. Ya pozisyon değiştiriyor ya flash atıyor, bir şey yapması gerekiyor ama. Ve bunu siz adamın range'ine girmeden yapıyorsunuz. En büyük avantajı bu aslında. Biz adamın range'ine girmeyince de zaten bizi de kesemiyor. Biz de kalanlara damage verebiliyoruz. Yani fight'ı bir 5-6 saniye kadar 5'e 4 yaptırabiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Şimdi az kaldı Runikeko'ya. Şunu alıyorum genelde. Takım oyununda ward daha önemli olduğu için. Gerçi şu an solo Q'da şeyde alabiliriz yani. Mavi smite'de alabiliriz. Ama mavi smite'ı çok faydalı bulmuyorum açıkçası. Mavi smite'ın ama şöyle bir güzelliği var. Güzel adam kovalanıyor onunla. Yani adam güzel kovalanıyor. İkinci engage'i de alalım. Şimdi bir sonraki ultimden önce Echo'mu alacağım. Ki bir sonraki ultimde çok daha fazla iş yapabileyim. Ne yapıyorsun Poppy? Direkt kaçıyoruz abi. Hiç gerek yok, ultim yok çünkü. Dikkat etmeniz gereken bir önemli nokta da ultiniz yokken fight yapmayın. Damage potansiyeliniz çok düşüyor. Hiç gerek yok fight'a. Base atın. Alın Echo'yu. Ben almayayım TF'den. İkinci olarak W fulluyorum bu arada ben. Verdiği bonuslar çok artıyor. E ile daha çok vuruyorsunuz evet ama ya orman olduğumuz için biraz daha yaşamamız gerekiyor. Ward item'ını aldığımıza göre bunu da alabiliriz. Tamam şimdi mid'e gidebilirim ben. Bu tarafta en son bir ward vardı bizim şeyden. Raid buff'ımız patlamıştı orada adamlarla kavga ederken. Üstte olaylar var, ben üste gideyim. Hemen vazgeçtiler.
Ya Poppy 27 CS, ben 52 CS'deyim şu anda. Ki level'da fark var aramızda. Ya dediğim gibi hala Poppy olduğu için en azından benle dövüşebiliyor. Keyfimiz aşağı gitti. Şimdi ben midi tutacağım. Avantajlı noktalarından biri de bu mesela. Şu an adam midi pushlamaya çalışıyor. Hemen bir ulti atıp şöyle tutabiliyoruz baby. Böylece midimiz roam attığı zaman kulemize damage yedirmedik. Kule de kaybetmedik. Bizimkiler aşağıdan kule aldılar, kill aldılar ve hiçbir şey kaybetmedik karşılığında. Avantajlı noktalarından biri de bu. Sizler çok kendi başlarına hallettiler. Hiçbir şey yapmıyorum ya resmen. Ulti ile wave clear yapmak zorunda kaldık. Yani kill aldırabilecek bir pozisyonumuz vardı ama önemli değil. TF kill aldırdı. Ben de wave clear yaptım. Direkt solo olacağım. Ultim gelecektir zaten direkt doğana kadar. Direkt doğana kadar diyor. Direkt ölene kadar. Benim yine yaptım. Atak speed ile hararet modu iyi oluyor ya. Hop'un bir de doğru geliyordu bu arada. Onu da söyleyelim de adama. Bir tane dragon almış olduk. Killere faydamız olmasa da takımın gücüne faydamız var. Şimdi yine base atıyorum. Çünkü canım çok azaldı Dragon'da. Magic Pants robotunu alacağım. Bir sonraki ultimle artık bir şeyler göstereyim ya. Adamları atacak fırsatımız olmadı çünkü hiç. Magic Pants robotu zaten klasik Rumble için. Yani... Şampiyonun base damage'ları, ana damage'ları yüksek. O yüzden Penetre her zaman iyidir. Şimdi bundan sonraki item build'imiz oyununa göre değişiyor. Yani duruma göre Abyssal Scepter alabiliriz. Rylai alabiliriz. Yani çok mecbur kalırsanız Loket bile alabilirsiniz aslında, öyle değil yani. Takıma faydalı bir şampiyon olmak için. Ben bu oyun Rylai'ye gideceğim büyük bir ihtimalle. Çünkü karşıda sadece bir tane büyücü var. Bu arada Thresh bir şeyler yapıyor ama... Yani oradan bir şey çıkma ihtimali çok düşük. Karşıda tek büyücü var. Çok büyü direncine gitmeyeceğim o yüzden. Mümkün olduğu kadar takıma yardımcı olacak şeylere gideceğim. Çünkü CC'miz az aslında. Hani Alistar'ımız var, TF stun'ımız var ama çok güvenilir bir CC'miz yok açıkçası. Burada birileri var ya. Riskli. Gerçi Victor pozisyon hatası yapmış ama TF'in sarı kartı yoktu herhalde. Yakaladı Alistar onu. Ya ulti atmalıydım. Atabilirdim en azından buraya. Bana vurdu bu arada. Yani Riven'a atmam ultiyi mesela. Çünkü direkt tek hareketle kaçar yani. Eyvah. Hiç gelmediler. Ya o adama ulti atabilirdim mesela. Şey için. Kile yardımcı olmak için uzaktan falan ama iyi, gerek yoktu. Bizimkilerin damage yetti yani. Yetmeyecek gibi olsaydı atardık zaten ultiyi. Ya Poppy ile adamda zaten acayip bir CS farkı var şu anda. Ki hani lane CS'e 10 tane falan almıştık en fazla. O da midi tutarken. Eyvah, kaçırdık mı yazdım. Ya bundan sonrası tamamen teamfightlarda yapacağımız işe bağlı. Takımda biri CC attığı zaman doğru bir hedef olursa o CC. Yani direkt ultiyi atacağız. Ya zaten yamulacak adam. Çok bir şansı kalmayacak. Res flankledi ama. Ya direkt atıyorum CC geldiği için. Hiç gerek yok uğraşmaya. Kuleyi alalım. Mesela dün Gamers'ta oynarken çok daha iyi bir kompozisyonları vardı. Aslında Tullus'ları falan vardı yani. Arkaya sarkan adamı falan da kesebildiği için onlar. Tullus'la çok iyi komboluyor bu arada yani Rumble. Çünkü garanti CC yiyor adam.
kaçarı da olmuyor yani. Kaçmaya çalışırken de Rumble ulti falan atınca daha da büyük bitirebiliyoruz adamı. Aslında mesela şu anda ultim olsa bu tarz bir pozisyonda yani ikinci kuleyi deneyebilirdik. Orayı siege'leyebilirdik en azından. Ultinin bir avantajı da ortada hiçbir şey yokken ulti atıp adamların canını azaltıp yani aslında bir nevi dürtüp pok yapıp kuleyi aldırmak. O yüzden zaten benim aslında ilk düşüncem oydu. Yani bu metada oynanabilmesinin sebebi olarak gördüm. İlk sebebi oydu Rumble'ın. Hatta bununla birlikte mesela sadece Rumble da değil. Mesela Karthus Rumble gibi falan. Daha da kompleks şeyler düşünün. Daha ortada hiçbir şey yokken iki ulti atıp direkt rakibin bütün elemanlarını yarı cana falan indirip sonra kule almak gibi fikirlerim var ama mesela onlar ne zaman gerçekleşir onu bilmiyorum. 20 saniye var. Çok bir şey yapamam ama herhalde chase'lemeye devam ederiz ya. Gerçi hallettiler onu da ya. 10 saniye var hala ultima. Oyun da çok çileden çıktı, hemen bitti ya. Yani biraz daha zor olabilirdi belki ama karşı pikler de iyi aslında ya. Yani Riven hariç popüleri var falan. Çok güçlü şu anda ya. Yani böyle bir durumda neyse, zaten burayı şu anda savunmaya gelene de ulti atacağım direkt. Savunamayacaklar yani burayı. Gerek kaçalım şu anda. Gerek yok. 2600 altın var zaten üstümüzde. Ya mesela biraz Magic Resist almış olsalardı mesela şu an direkt Void Staff da alabilirdik. Orman olduğumuz için eşya dizilimimizde biraz esnekliğimiz oluyor. Bizler zırvaladılar şu anda. Ezreal değil, keşke Poppy alsaydı ya. Neyse. Ben Lantern'de Poppy alır diye düşünüyordum ama Ezreal direkt sattı ya. Aileye de daha var. 400 gold falan var. Buradan dönsek iyi olacak ya biz. Şu ana kadar 4 kere ulti attık, 5 kere ulti attık. Birini wave clear için attık biz de. Kalan 4'ünde de assist aldık zaten. Yani çok erken koptu oyun. Takımdakiler de dümdüz yok etti karşıyı. Ama genel hatlarıyla yapılan iş bu aslında. O fight'tan hiçbir şey çıkmaz. Hiç gerek yok hemen. Nereye kadar zaten öldürürler onu buraya. Hiç gerek yok yani. Drake'i alayım. Kule pushlamaya başladık çünkü yardım önüm olur kulelere. Gravesiz sebepsiz tanklığı ya. Peki dalalım. Bizler ölmezlerse oraya kadar iyi. Ben niye bu kadar erken smite attığımı bilmiyorum bu arada. Neyse Rayla'yı iyi bitirdik şu anda. Şimdi adamları kovalama konusunda da daha çok iş yapabiliriz. Tek problem aslında ultinin cooldown'unun çok uzun olması. O yüzden hani bazı durumlarda oyun başlamadan da söylemiştim ya, cooldown reduction runlarıyla da girebilirsiniz. Öyle de bir durum var. Hani o da denebilir. Ben bazen öyle bir runla da oynuyorum. Ama genel olarak bununla oynuyorum. Hatta bazen cooldown botu falan aldığım oluyor yani. Biraz oyunla alakalı. Özellikle CC'mizin az olduğu durumlarda cooldown botunu almaya çalışıyorum ki hani ne kadar çok skill atabilirsem o kadar faydam oluyor o durumlarda. Ama CC'miz yeterli olduğu zaman yani direkt öldüreceğim ne için atıyorum bütün yeteneklerimi, daha faydalı oluyor öyle. De hiçbir şey yapma fırsatı bulamadık ya. Çok erken koptu oyun ya. TF çok domine etti. Güzel. Lucian trolluyor. Bu öldü. Lucian trollayamadı. Mesela Thresh'e ulti atabilirdim oldu ama acelemiz yok.
Lan flash atıp lanterna bastı ama ya, helal olsun yani. Ultiyi dojladı bir şekilde. Ezreal'in üstüne flash falan atabilirim şu anda aslında. Daha lane var, slow varım da. Riskli yani. Karas buraya aldılar zaten. Ezreal yamuldu ya. Şimdi geri kaçıyoruz zaten. Yani şimdi mesela abisi alabilirim yine. Yine abisi alabiliriz yani bu pozisyonu da. Abisi hani bize de defans veriyor. Magic, adamların magic resistini de kırdığı için. Bir de melee range şampiyon olduğumuz için verimli oluyor. İyi kullanabiliyoruz. Ama yani core build sadece runic ekos. Kalanı tamamıyla değişebiliyor. Oyuna ve duruma göre tamamıyla değiştirebilirsiniz. Runic Echoes'un Rumble'a faydası da adam kovalayabiliyorsunuz çünkü çok hızlanıyor şampiyon. Zaten W'su ile çok hızlanıyor. Ama yani bir de adamlardan, rakipten de hızlı koştuğunuz için mesela biraz trash'e işkence edelim. Daha kural demişti, güzel olmuştu. Mangala bak diye. Adam mangal oldu direkt. Yani uzağım buraya, oraya ulti atamam. Artık zaten Poppy'yi komple bıraktım ya. Poppy'ye 3 ulti atmayacağım. Zamandır da böyle Solo'da böyle bir oyun oynamamıştım ya. Karşı kule alamadı yani. Bizimkiler çıldırdı ya. Yani şöyle bir ulti atayım da bari vuracağımız damage'ı görelim yani. Sadece damage göstermek için attım ultiyi. Hiçbir amacım yoktu yani. Zaten dümdüz bitti oyun. Yani damage dealt'i göstermek isterdim ama bu oyunda hiç vurmadığımız için damage dealt'i gösteremiyorum. Hiç gerek yok yani damage dealt'i göstermeye. Gene de bakayım ya, belki vurmuşuzdur bir şeyler de. Yok yani, hiç rakiplere dokunamadık bile. O yüzden... Ya bu damage dealt şey, bir damage dealt değil. Gerçeği yansıtan bir damage dealt değil. Çok daha fazla vurduğumuz oyunlar oluyor. Ya genel hatlarıyla Rumble bu ama. Yani... Orman kamplarını çok hızlı temizliyor. Çoğu, yani hemen hemen çoğu şampiyondan daha hızlı temizliyor. Yani 3.40'da bütün kampları temizlemek çok yüksek bir hız. Olayı aslında arka tarafa yetişebilmesi, bir nevi poke yapabilmesi. Ama sert bir poke var. Yani öyle aynı skill'e 10 kere atayım bir tane tutsun, adamı biraz geri çıkartayım falan şeklinde değil. Bir kere atıyorsunuz, o bir kereyle iş yapmak zorundasınız. O bir kereyi kullandıktan sonra zaten alınabilecek objektifler belli oyunda. Özellikle şu metada, hani bir de Kog'Maw da tam metaya giriyorken bence ideal bir pick orman için. Yakında aslında bir tane de tier list yapmayı da düşünüyorum orman için. En azından 6.3 patch için. Bugünlük bu kadar benden. Rumble oynanış videosuyla. Umarım daha verimli bir şekilde de gösterebilirim Rumble'ı. Teşekkürler.